Merhabalar biz Yanışın Türk izleyicileri. Her zaman bugün de bir İşi Bilen programında daha sizlerleyiz. Ve İşi Bilen kısmında değerli konuğumuz İstanbul'dan geliyor. MAM İyileştirici Güçler efendim kurucumuz, sahibimiz, mimarımız Melike Akkan bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım ardından sorularımıza elbette ki de başlıyoruz. Hoş geldiniz Melike Hanım. Merhabalar Nasılsınız? hoş buldum. Teşekkür ediyorum sağ olun çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, 1960 doğumluyum. İstanbul doğumluyum, bir tane kız annesiyim. Bunun yanı sıra 27 sene otel tecrübesinden sonra kişisel gelişim denen dala adım attık. Ama kişisel insan ne kadar gelişir, ne olur bilemiyorum. Amacımız insanların belli noktalarına dokunabilmek, şifa adı altında saha çalışmaları ad altında onlarla ilgili bir şeyler yapabilmek konusunda yol aldığımız e, işlerimiz var. Harika. Bu anlamda aslında çok geniş bir yelpaze sahip değil mi? Evet. Ee, bizler de bugün birçok konuya hemen hemen değmeye çalışacağız. Sizlerden bilgiler doğrultusunda öğreneceğiz. Derseniz hayatımızda sanırım iletişim ve ardından zaten ilişkilerle ilgili kim problemler, sıkıntılar baş gösterebiliyor. Öyle, öyleyse bakacak olursak da güven problemi var ilişkilerimizde. Neden kaynaklı oluyor sizce? İlişkilerdeki güven problemi öncelikli olarak çocukluğumuzda başlıyor. Hatta fetüs evremizde başlıyor. Daha anne karnındayken başlıyor. Ee, çocuk büyürken anneye ve babaya bağlanma modeliyle beraber ileriki zamanlarda hayata da o şekilde bağlanıyor. Şimdi güvenli bağlanma dediğimiz bir modelde çocuk annesinin ve babasının kendi güveni altında olduğunu hissediyor. Öyleyse ne oluyor? Özgüvenle büyüyor. Sorgulamadan büyüyor. Efendime söyleyeyim korkmadan büyüyor. Çünkü biliyor ki kendi hayatı güven içinde. Hı -hı. Fakat bu güvenli bağlanmanın alt şeylerinde satır aralarını açacak olursak mesela güvensiz bağlanma var. Çekingen güvensiz bağlanma var. Ondan sonra ...kararsız güvensiz bağlanma var. Şimdi bunlar neler? Şimdi bakıyorsunuz bir çocuk... E, ...annesiyle beraber... ...fakat anne bırakıp gidiyor çocuğu. Anne bırakıp gidiyor işte işe gidiyor... ...başka yere gidiyor... E, ...bir takım sorunları var çocukla çok ilgilenemiyor. Çocuk kararsız kalıyor. Ya yani gerçekten güvende miyim... ...değil Hı. miyim? Şimdi bunu hissedemediği için de... E, ...ne yapıyor? Büyüdüğü zamanda da ilişkisinde... Gerçekten güvenebilir miyim, güvenemez miyim gibi bir takım problemler yaşıyor. Bunun yanında bir de kaçıngan kaçınıyor. E, o zaman zaten psikolojik problemler başlıyor. Yani sevmem mi gerekiyor, sevmemem mi gerekiyor, güvenmem mi gerekiyor, güvenmemem mi gerekiyor konusunda bir takım problemler yaşıyor. Ne oluyor bu insanlar büyüdükleri zaman? Hayata güvenmem mi gerekiyor, güvenmemem mi gerekiyor? Aynen. Kısmında e, özellikle partner ilişkilerinde, e, mesela güvenli bağlanan kişinin partner ilişkileri uzun olur. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Daha bir güven içinde kalırlar. Fakat bunun yanı sıra güvensiz olduğu zaman sürekli bir kuşku içinde kalırsınız. Ne yapmam lazım? Bağlanayım, bağlanmayayım, evet güvende miyim, değil miyim olunca ne oluyor? İlişkilerde problemler Hep bir oluyor. Bir de bunların üzerine işte ergenlik, ego, efendime söyleyeyim, eril dişi kimlikleri girdiği zaman maalesef ilişkilerde büyük problemler çıkabiliyor hele evet. toplumumuz hele günümüzde. Aynen öyle. Daha Aynen. farklı konularla karşılaşabiliyoruz. Evet. Böyle olunca kadınların sizce ilişkilerde yaptığı yanlışlar nelerdir? Ya kadınlar talep etmeyi bilmiyor bizde. Ya yani hmm. benim Bugüne kadarki tecrübelerimden edindiğim e, şey, kendi hayatımdan da edindiğim şey, biz e, kadın olarak talep etmiyoruz. Bakın e, sistemde şöyle bir şey vardır. Kadın aldıkça memnun olan, erkek de verdikçe memnun olan taraftır. Bütün ilişkilerde bu böyledir. Ama bizler özellikle kadın kimliklerimizi o kadar e, baskılayıp eril kimlik içinde kalıyoruz ki mesela bir anne hayatında çocuğu ve kocası için her şeyi yapar. Yapar da bu sefer karşısındaki erkeğin ona verecek bir şey kalmıyor. Çok enteresan. Yani talep edin diyoruz biz. Her şeyi kendimizin yapmasıyla olmaz. Talep etmek ne demektir? Ee, öyle bir şey olur ki farz edin. Mesela evde büyük bir eşya taşınacaktır. Kadın ne yapar? Onu bir şekilde kendisi itip taşımaya çalışır. Bakın, başka bir taraflara geçmiyorum. Bu bile çok basittir. Akşam kocası gelmeden o eşyayı yerine yerleştirmek ister, işte yapmak ister. Ya bu senin gücünle olacak bir şey değil. O zaman ne olacak? Sen bunu erkekten talep edeceksin. Erkek karısına ya da çocuğuna bir şey verebildiği sürece mutlu olur. Biz onların alanlarını kısıtlıyoruz. Her şeyi çok fazla yapabildiğimiz için ve yaptığımız için bunu iyilik adına yapıyoruz. Kötülük adına yapmıyoruz. İşte aman eşim üzülmesin, aman çocuğum mağdur olmasın. Mesela e, çocukla baba arasına giriyoruz. Bırakın onlar problemlerini kendileri çözsünler. Anne demek her problemi çözmesi gereken insan demek değil. Ya da kadın. Ya yani Öyle bir şey yapıyoruz artık e, insanlar. Erkeklerin işine yani iş yerine kadar karışıyoruz. Dolayısıyla biraz kendimizi o konularda geri çekmemiz lazım. Bu konularda kendimizi geri çektiğimiz zaman, talep etmeyi öğrendiğimiz zaman e, erkeklerden ne olacak? Onlar da bize daha çok verecekler ve daha çok memnun olacaklar. Dikkat edin bir sürü aldatmada şöyle bir şey vardır. E, aldatma modellerine baktığınız zaman mutlaka erkek yüzde seksen yani tabii bunun hı hı. şeyleri vardır hı hı. yani özel durumları vardır ama erkek kendisinden daha çok şey talep eden kadına gider sorduğunuz zaman cevap olarak yani niçin böyle bir şeyi seçtin ne yaptın bana kendimi çok değerli hissettirdi der çünkü ister onu ister bunu ister talep eder işte gelmedin almadın göndermedin yapmadın ha, adam ya demek ki ben bir işe yarıyorum çok enteresandır bu. Gerçekten e, talep etmek maalesef e, gerekiyor. gerekiyor. Biz hanımlar bunu etmiyoruz ama iyiliğimizden etmiyoruz. Ee, biraz edelim ya, biraz talep edelim. Biraz Güzel bizim bakıyorsun. için de bir şeyler olsun. Evet. Harikasınız. Kozmik şifa nedir? Kozmik şifa bundan e, senelerce evvel bir Rus doktorun, bulduğu bir sistem aslında çok eski zamanlarda da e, kullanılıyormuş fakat belli bir süre sonra diğer enerji sistemleri gibi işte hani kapanıyor diyelim unutuluyor diyelim unutturuluyor diyelim 42 tane kanaldan oluşan bir sistem bunun e, çok uzun bir eğitimi var e, her bir kanal belli bir organ üzerinde çalışıyor. Yani e, sizin karaciğeriniz ya da kan sisteminiz için çalışan özel e, kanallar var. Sinir sisteminiz için çalışan özel kanallar var. İşte ruh bedeniniz üzerinde çalışan kanallar var. Bu kanalları e, bir terapist tarafından e, danışana ya da hasta olan kişiye e, aynı frekansa indirgemek e, şeklinde. ...bunu uyguluyorsunuz. Hı hı. Bunu uyguladığınız zaman... ...kişinin kan değerleri değişiyor... İşte ...şekeri değişiyor... ...kolesterolü değişiyor... ...bakış açısı değişiyor... ...ruhsal kısımda büyük değişiklikler oluyor... ...onun için bunu şöyle söyleyeyim... ...tek bir seansta olan bir şey değil bu... ...genellikle 12 seans olarak yapılır... E, ...terapist kişinin durumuna göre... ...hangi kanallarla çalışacağını e, bilir... ...ve ona göre... Hem auratik bedene hem de kişinin fiziksel bedenine uygulaması gereken kanalları uygular ve organları o frekansı ayarlar. Hı hı. Ee, ayakta yapılan bir seanstır. Biraz uzundur ama ciddi anlamda e, kişiye çok büyük fayda, fayda sağlayan. Evet yani kanser hastalarında bile Harik. kullanılıyor. Şöyle bir şey sakın yanlış anlaşılmasın bu demek değildir ki tıpla e, alakalı biz bütün sistemlerde. Yani R2'de olsun, kozmik şifa da olsun diye her zaman için tıpla e, paralel gidiyoruz. Paralel giden bir sistemdir. Yani tıbbın yapamadığını bir takım enerjisel Hı. E, sistemler yapar. Enerjisel sistemlerin yapamadığını da tıp yapar. Yani hı hı. tıp zaten başımızın tacı. Hani alternatif tıp diyorlar işte onu kaldırdık onun yerine bunu yaptık öyle bir şey değil. değil. O konuda sakın yanlış anlaşılmasın. Ama ve lakin oranın ulaşamadığı kısma elimizden geldiği kadar bu sistemlerle ulaşmaya ve dokunmaya çalışıyoruz. Evet. Nelere yarar peki? Bütün hastalıklara yani astım hastalığına yarar. Efendim, mesela kanserlerde, mesela birinci, ikinci, üçüncü evre kanserlerde e, çok şeydir. Ne derler? Sağlam bir sistemdir. Kişinin ruhsal bedeni üzerinde çalıştığı için de kişinin bakış açısını ruhsal sıkı, e, sıkışmaları e, açması açısından. O, bölümleri aşması açısından Hı -hı. çok faydalıdır. Yani aklınıza gelebilecek her, her böbrek şey. böbreklerde faydalıdır, şeker hastalığında faydalıdır, işte kolesterolde faydalıdır. Ee, aklınıza gelebilecek her türlü hastalıkta çalışılabilecek özel kanalları vardır. Soruda kalma tekniği <laughs> soruda kalma çok tekniği geçtim. çok enteresan. Soruda kalma tekniği şöyle söyleyeyim size, her zaman evrenden bir şey istiyoruz. İstiyoruz ama ne yapıyoruz? İstediğimiz şeyin cevabını beklemeden kendi şu andaki bilincimizle ve zihnimizle diyoruz ki, aa ben bunu sordum ama bu bu kadar olur, bu bu kadar olur, bu bu kadar. Önünü kesiyorsunuz. Önünü kesiyorsunuz. Sorun bırakın diyoruz biz. Yani sorun cevabın size evrenden gelmesini bekleyin. Nasıl sorular soracaksınız mesela? Soracağınız soru. Ee, her zaman bunu nasıl halledebilirim? Mesela belli bir sistemin, akses denen bir sistemin e, soruları vardır. Evet. Ben akses öğretmeni değilim ama e, uygulayıcısıyım aynı zamanda. Bundan daha iyi nasıl bundan olur? Bundan daha gibi. iyi nasıl olur? Bakın siz de gayet güzel biliyorsunuz. Şimdi bundan daha iyi nasıl olur dendiği zaman insanlar soruyor. Yani nasıl daha iyi olur? Bunu siz bilemezsiniz. Mesela ben şimdi bu suyu içiyorum. Diyorum ki, Ayı çok susamıştım çok iyi geldi. Hemen arkasından soruyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Belki o su biraz daha soğuk olabilir bir başka zaman. Yani kısıtlamayın. Sorun. Hayatınızda her şeyi sorun. Parayla ilgili sorun, ilişkiyle ilgili sorun. Sorun ama lütfen cevabını vermeyin. Cevabın size gelmesini bekleyin. Anlatabiliyor muyum? ki Hep böyle söyleyemez sorun sorun bırakın sorun bırakın yani bizim de kendi dinimizde de öyle İsteyin diyor. İsteyin ama kısıtlamayın. Şimdi bakın biz sonsuz olasılıkların arkasındaki olasılıkları bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz olasılıklar sadece zihnimizin algılayabildiği kadarı. Bunun dışında ne olacağını bilemeyiz. O kadar çok alternatifimiz var ki. Doğru. Ne olduğunu bilmiyor. Bugün bir şey istiyorsunuz mesela. Gerçekten diyorsunuz ki buna sahip olmam için neler gerekli? Ama ne oluyor? Ben geliyorum mesela kırmızı bir gözlük istiyorsunuz farz ediyorum. Diyorum ki size A, bu benim size minik bir hediyem mi olsun diyor. Diyorsunuz. diyorsunuz ki aa yani halbuki ben bunu almayı planlamıştım işte atıyorum parasını hazırlamıştım şunu yapmıştım bunu yapmıştım. Ama bu size geliyor bu sizin için hazırlanan bir şeydir evrenden sistemden. Ama siz onu ee, kısıtladığınız andan itibaren maalesef Önlü kısıtladığınız kadar önünü kesmiş oluyorsunuz para da böyle bir şey ilişki de böyle bir şey yani para mesela parayla ilgili konuştuğumuz zaman insanların çok enteresan e, algıları var yani çoğu insan çok paradan korkuyor parayı hayatımıza sokmaktan korkuyoruz bunun altına çekirdek inançları indiğiniz zaman satın aldığımız o kadar çok duygu ve şey var ki yargı var ki işte para zor kazanılır, çok para kirlidir. Efendime söyleyeyim, ne helal para düşünmemiş. şey yapmaz, ne derler ona? Helal para, helal yoldan kazanılmaz. Yani niye kazanılmayayım? Evrenin o kadar sonsuz olasılıkları Olasılık. var ki niye ben bunu kazanmayayım? Ama ben bunları tamamen kendi e, bilincimle ve yargılarımla maalesef e, kapatıyorum. kapatıyorum. Onun için sorun bırakın. Harika. Güzel şeyler sorun. Güzel şeyler. Burada bir parantez açacağım çok özür dilerim. Rica ee, şimdi nasıl sorusunu sorarken çok dikkat etmemiz lazım yalnız. Mesela yaşadığımız kötü bir olay, ya bu benim başıma nasıl geldi? Bu olayı hemen, bunu bu şekilde sormuyoruz. Çünkü nasıl geldi dediğimiz zaman ne yapıyor? Nasıl geldiğini soruyoruz çünkü o da bize cevap veriyor. Nasıl geldiğini bize bir daha gösteriyor. Onun için orada bu benim başıma nasıl geldi? Mesela çok güzel bir şey geldi. Ah O zaman sorun, daha büyüğü gelir. Burada bir tek dikkat etmemiz gereken konu bu nasıl da, e, nasılı nasıl kullanacağımız Harika. kısmında. Evet biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Gerisi sorun ve bırakın. Bundan sonra hemen bunu yapıyoruz. Kesinlikle. Yani hayatınızda devamlı sorun. Mesela kalkın sabahleyin. Ya bugün benim için hangi mucizeler olabilir? Bugün benim için ne güzellikler gelebilir? Bugünümü kolaylıkla geçirmem için neler mümkün? Ondan sonra mesela bir iş yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, bir takım e, sıkıntılar olacağını hallediyorsunuz Ya bunu tam kolaylıkla halletmem için neler mümkün? Deyin bırakın. Sorun soru yani. Evren'e söyleyince, 40 evrene, söyleyince olur kere söyleyince olurmuş. Olurmuş mi? eskiler. Yani? Zaten eskilerin hepsi değişiyor. Günümüzde başka e, sistemler olarak önümüze geliyor. Aslında onlar bizden çok fazla şey biliyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Ve biz de sizlerden çok şeyler öğrendik ama. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Rica ederim. Öncelikle sağlık diliyorum. Ardından da nice güzel işlerde isminizi imzanızı görmek temelisiyle yolunuz teşekkür açık olsun. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ edersin. olun. Çok mersi. Ve efendim işi bilen kısmına çok değerli bir konuğumuz bugün bizlerle de MAM iyileştirici Güçlerin efendim kurucusu Melike Akkan konuğumuzdu. Bir sonraki işi bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.